Merhaba arkadaşlar, FIFA 22 kariyer modunda bugün Serdar Dursun'un emeklilik rebuild'ını yapacağız. Yani Serdar Dursun'la o emekli olana kadar kariyerini oynayacağız. Daha öncesinde bunu yapmıştım birçok futbolcuyla. Bunlardan biri Buffon'du hatırladığım kadarıyla. Messi'de benzerini yapmıştık. Bugün sıra Serdar Dursun'a geldi. Nasıl bir sıra gelmesi onu da anlamış değilim ama. Video geçmeden önce like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi oyuna başlarken Serdar Dursun 29 yaşında, 74 gende. Hemen şöyle gelişim planına bakalım. 105 hafta ya dengeli de kalmayacak. Gezen santrafor yaparsak 31 hafta sonra 75 olabilecek. Bir an önce hedefimiz onu 75 yapabilmek. Bu sene Fenerbahçe'deyiz. Belki önümüzdeki yılda Fenerbahçe'de kalabiliriz. En azından 2 yıl burada kendimizi gösterebiliriz. Sonrasına bakacağız. İlk yıl için Fenerbahçe'de acaba kaç maça çıkacağız? Ne kadar süre alacağız? Hadi öğrenelim. Süper Lig'de ilk sene sonu ve Fenerbahçe bu sene ikinci. Adeta bu sene ne yaşandıysa yani Trabzon 1, Fenerbahçe 2 o şekilde lig tamamlanmış. Türkiye Kupası'na geldik. Birinci turda Rize'yi 3-1 ile geçen Fenerbahçe son 16'da Hatayspor'u yendi. Çeyrek finalde Sivasspor'a elendi. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin oldu. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih. Chelsea finale kadar gelmiş. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeydi. 7 puanla Konferans Ligi'ne düştü. Burada şampiyon Atletico. Konferans Ligi'nde ön elemede başladık. LASK'ı 4-1 ile yendik. Sonrasında Feyenoord'a 4-2 ile elendik. Burada da şampiyon Tottenham oldu. Peki ya oyuncumuz Serdar Dursun? 75. Sadece artı 1 gelişebildi. 30 yaşımıza geldik. 40 hafta sonra 76'da olacak gibiyiz. Bu önemli bir durum. Peki ya performansı nasıldı? 29 maç, 8 gol, 1 asist. Hani daha çok yine gerçekte olduğu gibi yedekten girerek katkı vermeye çalışan bir Serdar Dursun vardı. Tabii önümüzdeki sene itibariyle daha böyle oynayabileceğimiz bir kulübe gidersek çok daha iyi olur Serdar Dursun'un kariyeri açısından. En azından yapabileceklerini görmek istiyorum Serdar Dursun'un. O yüzden transfer listesine ekleyebiliriz. Değerimiz ne kadar? 5,5 milyon euro sadece. Tabii 8 golle gol krallığı listesine ne yazık ki giremedik. Asist krallığında da 1 asistli olma ihtimali halimiz yoktu. Gol yemeyen maç sayısında kalecimiz Altay Bayındır 7. sırada. Fenerbahçe Serdar Dursun'un gidişine izin verdi. İşte görüntüde Serdar. Yeni sezona başlıyoruz. Serdar'a Feyenoord'dan teklif var, Hollanda'dan. Denenebilir bence. 6,5 milyon euroluk teklifi kabul ediyorum. Hollanda'ya gidiyoruz. Hayır, gidemiyoruz. Kontratla anlaşamadılar. Serdar'ın kontratını birazcık düşürdük maaş anlamında, 43'ten 37'ye. Serdar'a Trabzonspor'dan teklif var. Bunu reddetmek durumundayım. Ya Türkiye Ligi'nde kalacaksak da diğer büyük kulüplere gitmeyiz diye düşünüyorum. Serdar için yeni bir teklif. Huddersfield Town'dan gelmiş. Huddersfield Championship'te ve biz burada oynarız. Bu hücum hattında baya baya oynarız ama takım işte küme düşmeye oynuyor olabilir mi? Emin değilim. Yani ben bunu reddedeceğim. Bu takım bana pek bir umut vaat etmedi. Bu arada kötü teklif değil bence Championship. Serdar'a iki tane teklif var. Biri Porto, diğeri Valencia. Valencia'da oynayamayız. Porto'da oynarız. Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. Yine maaşta anlaşabilirlerse bu arada. Serdar Dursun Porto'da. Şimdi neden Porto'da oynarım dedim. Çünkü hem çift forvet oynatıyorlar hem de ellerinde bizden daha yüksek kendi forvet olarak Taremi var. Mehdi Taremi ve Serdar Dursun bu takımın çift forveti olacaklar gibi duruyor. Şimdi yeni kulüp, yeni bir başlangıç. Buradaki antrenman stilimiz yine gezen santrafor olacak. Çünkü en kısa sürede 76'ya bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bakalım daha fazla maça çıkmak Serdar Dursun'a ne kadar gen kazandırabilecek? Portekiz Ligi'ndeki ilk sene sonumuz ve Porto'yla 3.'yüz 70 puanla. Şampiyonluk sadece 5 puanla kaçtı. Üzücü. Ama burada hep böyle oluyor zaten. 5 puanla, 3 puanla, 2 puanla kaçıyor. Şimdi kupaya geldik. Birinci turda Vitória'ya 2-1 yenmişiz. Çeyrek finalde Sporting'e elendik. Aruka şampiyon oldu. Süper Kupa Atletico Madrid'in. Porto Şampiyonlar Ligi'nde vardı. E grubunda ikincilik dedik. Inter elenmiş bu grupta. Son 16'da Leverkusen'a elendik. Şampiyon da Sevilla oldu. Avrupa Ligi'ni Leicester, Konferans Ligi'ni Eintracht Frankfurt Başakşehir karşısında kazanmış. Şöyle de diğer turları göstereyim merak edenler için. Şimdi Serdar Dursun
77 ile sene sonuna geldi. Çok güzel haber. Artı 2 gelişim. 44 maç, 18 gol, 1 asistimiz vardı. Abi her sene istisnasız 1 asistle devam edersek ne komik olmaz mı? 9 milyon euroya çıktı Serdar Dursun'un değeri. Ve şöyle de gelişim planını göstereyim. Aslında 30 hafta, hatta 27 haftaya indirebiliyoruz ama dengeli de çalıştırmak istemiyorum Serdar Dursun'a. Şu an için hala gezen santrafor'da kalsın. Çok güzel bir Porto senesi, onu ben tekrar tekrar söyleyeceğim. Serdar Dursun gol krallığında 6. 13 golle. Taremi liderde, asist krallığında zaten yokuz. Gol yemeyen maç sayısında bizim kaleci 1. Ya lider olabilirdik. Benfica'ya kaybetmek biraz üzdü. Şimdi bir sene daha Porto'da kalsak mı kalmasak mı? Önemli soru bu aslında. 12 ay içinde sözleşmesi bitiyor. Ben diyorum ki yeni kontrat imzalamayalım. Serdar Dursun belki de yeni bir takımla anlaşacak. Biz karışmayalım, kime gidecek onu merak ediyorum. Hadi deneyelim bunu. Portekiz'de sene 2 ve Porto bu sene açık ara puan farkıyla 2. Ya Sporting çok rahat şampiyon olmuş. Ya Portekiz'de bir tane kupa alamadık abi ya. Serdar Dursun da şu ana kadar kupa alamamış olmak. Fenerbahçe'de de alamamıştık zaten. Sporting kupayı da almış. UEFA Süper Kupası Sevilla. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin olduğu grupta, C grubunda. Yalnız bu nasıl grup? Chelsea, Inter, Porto, Fenerbahçe. Üçüncü olduk. Avrupa Ligi dedik. Şampiyon Roma olmuş. Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 7-1 yendik önelemede. Son 16 Tottenham'ı eledik. Sevilla'ya elendik. Wolfsburg şampiyon. Konferans Ligi Hoffenheim'ın. Galatasaray finalde yenilmiş. Türk takımlarının talihsizliği neden böyle bu kariyer modunda? Yazık olmuş yine. Serdar Dursun 76. Real Sociedad'la anlaşmış. İspanya'ya gidiyoruz. Sociedad'da nasıl oynayacağız? Umarım çift forvet oynatıyordur. Yani bir şekilde Serdar Dursun'un oynaması lazım. Eksi bir düşmüş Serdar Dursun. Artık düşüşe geçti diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Performansı nasıldı? 48 maç, 24 gol, 1 asist. Abi 1 asist çok iyi değil mi ya? 7 milyon euroluk değerimiz var bu arada. Şimdi ligde gol krallığına geldiğimizde 6. olduk. Asist krallığında tabii ki de yokuz. Gol yemeyen maç sayısında kaleci bu sene çok kötüydü. Çok çok kötüydü be. Kaleci iyi olsa bu sene belki yine 5 puan farkla 2. olurduk. Evet, Real Sociedad'dayız. Gelip forvet attıra bakın. Munas Tapur var, sezon sonunda bırakıyor. Tavero diye genç bir forvet var. Serdar Dursun 12 aylık sözleşmesiyle. Real Sociedad'da herhalde 1. forvet Serdar Dursun. Tabii şöyle 3. mevki, 2. mevki, o forvet olanları saymazsak. Bu sezonun İspanya Ligi'ndeki mottosu şu: Oyarzabal orta, Serdar Dursun gol. Ya tabi tek sıkıntı Serdar Dursun'un hızlıca aşağıya doğru gen düşüşü. Ona bakacağız. Serbest kalma bedelimiz var. 20 milyon euro. Antrenman planımız hazır. Dabur emekli oluyor. Serdar Dursun ne yapacak? Real Sociedad'da görelim. Bu arada yine kontrat imzalamayacağım. Serdar Dursun belki de yeni sezon için başka bir takımla anlaşacak. Yani burada oynasak oynasak bir sezon. En mantıklısı. La Liga'da sezon sonu Real Sociedad 4 puanla şampiyonluğu kaçırdı. Yeter ya, yeter ama artık. Yani ne bu talihsizlik, böyle bir şey olabilir mi ya? Son 32'de 2-0'lık galibiyet. Son 16 2-1'le elendik. Kupaya da veda. UEFA Süper Kupası Roma'nın. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Porto. Gerçekten evet, yanlış duymadınız. Porto, evet. Sociedad Avrupa Ligi'ndeydi. Yine Fenerbahçe ile aynı gruba düştük. Bugün kariyer modu benimle oyun oynuyor. Ön elemeyi geçtik. Son 16'da Villarreal'e elendik. Onlar da gitti, şampiyon oldu. Konferans Ligi Wolverhampton Wanderers'ın. Abi Porto Şampiyonlar Ligi ne demek ya? Serdar Dursun Lens ile anlaştı. Fransa'ya gidiyoruz. 30 maç, sadece 4 gol. Yani İspanya Ligi Serdar için iyi gelmedi. Dabur'un arkasında kalmışız. Sıkıntı orada. Gol krallığında yokuz. Asist krallığında yokuz bu sene 0 asistle. Gol yemeyen maç sayısında Mathieu Ryan bayağı iyi performans göstermiş bizim kaleci. Bakalım Fransa Ligi'ne. Evet, Lens'teyiz. 5-2-1-2 oynayan bir sistemle karşı karşıyayız. Serdar Dursun ikinci en iyi forvet. Burada Leveling var. Bayağı iyi forvetlerden biri kendisi. Balde, Maurin, onlara geçiyoruz. Yani onlardan formayı alırız. İkinci forvet biz oluruz bence. Gelişim planına geldiğimizde 7 hafta sonra düşüş gösterecek şekilde ayarlıyorum. Tabii bakacağız. Lens'le 2 yıllık kontrat imzalamışız.
yeni sezonla birlikte belki Serdar Dursun'u biz bir yere götürebiliriz. E tabi yavaş yavaş kariyer düşmeye başladı ya, genden dolayı bir de. Lens'le yaptığımız şey Lig 1'de 15.lik. Burada şampiyon belli. Kupa Nasyonel'de sürpriz yapmış mıyızdır? 1-0'lık Nice galibiyeti bence onlardan biriydi ama Lyon'a elendik. Süper Kupa Villarreal, Şampiyonlar Ligi Barça, Avrupa Ligi Crystal Palace, Konferans Ligi ise Manchester City. Serdar Dursun 72. -1 dedi. Bayağı tolere etmiş gibi duruyor. 40 maçta 9 gol attı. Çift forvette burada hani çok da gol atmayan bir takımda yapabileceğinin en iyisini yapmış diye düşünüyorum. Gol krallığı listesinde Serdar Dursun var mıydı? Minimum 10 varmış. Asist krallığında Martial birinci. Gol yemeyen maç sayısında bizim kaleci yok. Baya baya yok adam. Yani 19. olmuş. Evet, Serdar Dursun ne yazık ki yeni sezon başında 71'e düşmüş. Bu arada Serdar Dursun emekli oluyordu. Emekli olmasını engelledim. Çünkü Lens'te emekli olmasını istemiyorum. Onu emekli olacağı bir kulübe götürelim ve orada emekli olalım. Biraz erken bırakıyor futbolu. Sporting Charleroi'dan teklif geldi Serdar Dursun için. Hani Türkiye'den teklif gelirse çok iyi olur. Kafamda takım da belirledim. Eğer ki istediğim teklif gelmezse Serdar'ı bir takıma götüreceğim. Sturm Graz'dan teklif geldi Serdar Dursun'a. Ya emekli olacaksak Türkiye, dediğim gibi. O teklifi bekliyorum. Kimden gelirse gelsin gideceğiz. Türkiye'den. Huddersfield'dan teklif geldi yine. Adamlar yıllar sonra Serdar Dursun'u yeniden transfer etmeye çalıştı. Transferin son günündeyiz. Yeniden İstanbul'a döneceğiz ama bu sefer Karagümrük'e. Yani Karagümrük'te futbol hayatımızı sonlandırmayı planlıyorum. Geldik Karagümrük'e. İşte Serdar Dursun sezon sonunda futbolu bırakıyor. Şöyle gelişim planına son kez bir bakalım. Gol makinasıyla devam. Sistem 4-1-4-1'miş. Forvet'te tabii ki de biz olacağız. Bayağı regen futbolcu oluşmuş. Ya da transfer etmişler. Yani eski Karagümrük yok. Şu Vitale dediği 68'lik İtalyan kaleci. Karagümrük'ün gerçek kalecisinin, yani Viviano'nun acaba regeni mi? Muhtemelen öyle diye düşünüyorum. Karagümrük'le ligde 19. olduk sezon sonu itibariyle. Şampiyon Trabzonspor. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Başakşehir'i eledik. Giresunspor'u eledik. Trabzonspor'a elendik. Trabzon şampiyon. Süper Kupa Barça. Şampiyonlar Ligi Dortmund. Avrupa Ligi Villarreal. Konferans Ligi Granada. Serdar Dursun 69'la futbola veda ediyor. 33 maç 9 golle. Bu sene de 0 asist yapmış. Asist konusunda muazzam oynadı gerçekten. Tek söyleyeceğim buydu. Ligde gol krallığında var mıydık? Maalesef. Maalesef listeyi bize almamışlar. Asist krallığında Abdülkadir Ömür birinci. Biz tabii ki de yokuz. Gol yemeyen maç sayısında da liste tam olarak bu şekilde. Şöyle 35 yaşındaki Serdar Dursun'un özellikle defanstaki yeteneklerini söylemem gerekiyor. Top kesme 1, müdahale 1, kayma 1. Ne diyelim? Bravo diyelim. Yani yaşlandıkça oyuncuların bazı özellikleri bir oluyor ya. Gerçekten anlamsız. Yani bu adam 35 yaşına gelince kayamıyor mu? Müdahale edemiyor mu ya da? Ey FIFA! 23'te bunları düzelt be kardeşim. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Hoşça kal.